Modanisa.com Fatma Çakır'la Mutfakta Hayatı sunar. İzleyicilerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün mutfağımızda sizinle birlikte şöyle bir bakın masamızın üzerine, lezzetlerimizi yapmaya devam ederken bir yandan da kısacık hikayelerimizle hayatta neler olup neler bittiğine şöyle bir bakalım istiyoruz. Özellikle bugün biraz sabra değinelim istiyoruz. Sabır çok önemli. Neden önemli? En çok da evliliklerde önemli sabır. Son zamanlarda bakıyorsunuz ki evlilikler çok kısa sürüyor ve çok erken tarihlerde maalesef ki boşanmalarla son buluyor. Neden? Geçmişte sabır çok önemliymiş ve eşler arasındaki sabırdan dolayı evlilikler 50, 60, 70 hatta sonsuza dek sürüyormuş. Şimdi sabır mı yok? Yoksa birbirimize anlayışlı yaklaşmıyor muyuz? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız bugün yine çok ama çok uzun süredir evli olan bir ustamız bizimle birlikte olacak. Hem lezzetleri paylaşacak hem de sabrın selametini inşallah bizimle paylaşacak. Sevgili izleyicilerimiz çok fazla bekletmeden sizlere ne diyorum? Bugün lezzetlerle ve muhabbetle dolu bir program bizleri bekliyor. Hemen malzeme listemizi şöyle bir kontrol edelim. Konuğumuz bizimle olsun. İnşallah sabrın sonu selamet olsun diyoruz. Tekrar hoş geldiniz efendim. Biz masamızın üzerini donatıp hazırlayan hanımefendi ustamız Filiz Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Fatma Hanım. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizin gibi değerli ustalarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Biz de burada bulunmaktan şeref duyuyoruz. Allah razı olsun. Bugün sizden de. Dolu dolu bir masamızın üzeri şöyle rengarenk halde. Neler yapacağız? Bugün menümüz oldukça kalabalık ama güzel lezzetler sunmaya çalışacağız size. Öncelikle klasik bir lezzet, bilindik bir lezzet ama biz ona birazcık daha format katıyoruz. Birazcık daha değişik bir şekilde yapacağım ben size. Çok güzel bir çorbamız var. Normalde yöresel olarak farklı isimlerde adı var ama kimi bölgelerde yarma diye geçiyor, kimi bölgelerde dövme diye geçiyor. Kimi bölgelerde de buğday yaşı olarak geçiyor. Buğday yaşından çok güzel bir çorbamız var. Sonra patatesli gül böreğimiz var. Soslu patlıcanımız var. Sulu köftemiz var. Biz bu şekilde devam edecek. Kalabalık olduğu için ben de söyleyeyim. Evet, bitmiyor maşallah. Müjdelerimiz var. Ardından kerevizden bir salata olacak sanırım. Kereviz salatamız var. Bu şekilde menümüz. Bismillah diyelim başlayalım o zaman. İnşallah. Bu arada bu menü böyle sürekli yemek ağırlıkta istemeyip hemen hızlıca bir şeyler yapayım ama masada dolu dolu olsun isteyenler için güzel bir menü olacak. Ben mutfakta hep şundan yanayım. Lezzet zaten lezzetli şeyler. Bütün sebzelerimiz bütün lezzetli. Onları bir araya getirmek pratik bir şekilde olması benim için daha avantajlı oluyor. Çünkü hepimiz çalışan insanlarız. Çalıştığımız için de evde hemen bir şeyler pratik olsun istiyoruz. Pratik olması da bizim için büyük bir avantaj oluyor. Evet, bu avantajı hemen daha avantajlı bir hale getirelim ve lezzetlerimize başlayalım. Evet. Öncelikle neyle başlıyoruz? Çorbamızı hemen yapabiliriz, böreğimizi de yapabiliriz. Çorbamıza başlayalım mı? Evet. Tamam. Buyurun. Çorbamızı hemen ocağımızın altını yakıyoruz. Bu
ustanın yeri ocağının başı. Değil mi? 2-2-4 sevgili izleyicilerimiz. Biz dolmamızın pişme süresi biraz uzun olacağı için önden biz bunu hazırladık. Evet. Tenceremize biz bunu alıyoruz. Bunu soğuk bir şekilde dövmenizi hazırlamıştık biz. 1 su bardağı aşurelik buğdayımızı akşamdan ıslattık, bir güzel haşladık ve soğuttuk. Soğuttuktan evet. sonra tenceremizin içerisine aldık. Tenceremizin içerisine yoğurdumuzu alıyoruz. Şöyle büyükçe bir kase yoğurt. Evet, büyük bir kase yoğurt. Ve içerisine bir adet yumurta alıyoruz. Çırpma telimizle bunu yavaş yavaş karıştırıyoruz. Evet, ustamız o kadar hızlı ki bir an evvel bir sürü lezzeti ortaya koyabiliyorlar. Bakın sevgili izleyicilerimiz, bugün öncelikle çorbamızdan başladık. Evet. Bu gerçekten çok pratik bir çorba. İsterlerse bu ayran aşı diyebilirler ya da yöresel dediğiniz gibi farklı isimlere evet, sahip dövme olan çorbası. Dövmesini daha önceden haşlayıp buzlukta saklayabilirsiniz. Evet, bu çok pratik oluyor. Akşam eve geldiğiniz zaman hepimizin evinde yoğurt var ya da hani kolaylıkla ulaşabileceğimiz bir şey yoğurt. Yoğurdu karıştırıyoruz bir tane yumurtayla. Dövmeyi içerisine atıyoruz. Soğuk soğuk da içildiği zaman çok güzel oluyor. Evet, biz kaynatacak mıyız peki bunu bir süre? Evet, bir süre kaynatacağız biz bunu. Biz içerisine biz biraz püf noktası bunun içerisine önden tuzu eklemezsek hiçbir şekilde çorbamız kesilmez. Bir de bir fiske un atıyoruz. Sadece bir fiske. Bir fiske un atıyoruz. Çünkü buğday yeterince koyu bir malzeme olduğu için daha çok un koyarsak daha kıvamlı olur. Koyu koyu o da çok güzel olmuyor açıkçası. Evet, çok az. Bir fiske un attık. Sadece bir fiske dokundurduk. O da kesilmemesini aynen sağlayacak. Öyle. Bakın zaten kesilecek olsaydı hemen kesilirdi. Bir de hep şey derler bizde. Aynı yönde karıştırın. Aynı yönde. Evet. Aynı yönde karıştırın. Yönün tersini aldığın zaman malzemeler bu sefer farklı şekilde geçmiş oluyor. Birbirlerine farklı şekilde karışmış oluyor. Kesiliyor. Ama şu anda bizim çorbamız gayet güzel bir şekilde. Evet. Bu bile trafiğin akışına benziyor. Ters yola girerseniz evet. ne olur? İşler karışır, kaza olur. Altı açık değil mi? Evet. Tamam. Bu nedenle mutfakta da kurallar çok önemli. Kurallara uyun efendim. Burada da mutlaka aynı yöne karıştırmaya özen evet. gösterin. Ben biraz daha ben su ekleyeceğim ona, size bırakacağım. Evet, kıvam olarak her şeyiyle tamam. Tuzunu dediğim gibi daha sonradan ekleyeceğiz. Tuzunu sonradan ekleyeceğimiz için hiçbir problemimiz yok şu anda. Buyurun. Siz onu karıştırırken ben hemen böreğimize geçmek istiyorum. Tabii ki. Böreğimizin pişme süresi biraz uzun olacağı için hemen onu halledelim. 5 adet hazır yufkamız var. Bu arada patatesli börek yapıyoruz. Herkesin bayıla bayıla yediği bir lezzet patatesli börek. Çocuklar da seviyor, büyükler evet, de seviyor, evet. misafir de bayılıyor. Daha ne istiyorsunuz? Ve patates çok ekonomik ve besleyici bir şey. Bunu da hepimiz kabul ediyoruz yani. Ben önden patateslerimi haşladım. Haşladığım patateslere biraz tuz, biraz pul biber, bir miktar maydanoz ekledim ve karıştırdım. Tamam. Ezilmiş bir hale getirdim. Bir kaşık rica edeceğim. Patateslerimizi, yufkalarımızı bu şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Kestiğim yufkalarımın içerisine patatesli harçtan bir miktar böyle sürüyorum. Ay şeklinde getirdik. Aynen. Ay şeklinde aynen. ortadan kestik. Ve yarım aylarımızı oluşturduk yufkalarımızın arasında. Aynen. Çarşı giriyor. İşi olarak yapmıyorum. Hani derler ya çarşıdan aldığım şeylerin içi mesela daha az az olur böyle. Az kalsın patates koyacakmış ya da az kalsın peynir koyacakmış deriz ya. Biz burada kendimize yaptığımız için içini de bol bol koyuyoruz. Ben bu şekilde sarıyorum. Peki sos falan koymadınız? Sosunu üzerine hazırlayıp sosunu üzerine gezdireceğim. En sonunda. Evet. Şöyle gül halinde sardık. Tepsimizi evet, getirelim. Evet, tepsimiz hemen hazır. Şöyle bir yağlı kağıt üzerinde tepsimiz. Böreklerimizi ben hazırlamaya devam ediyorum. Bu arada böreklerimizi hazırlarken ocağımızın bu bölümünü de yakıp patlıcanlarımızı da koyup kızarmaya başlatırsak. Şöyle yapalım hocam. Ben çorbayı oraya alayım. Tamam olur. O da olur. Burada biraz daha hızlı bir şekilde tamam, ısınsın. Tamam süper olur. Buyurun.
bolca yağ. Mutfağımızda vazgeçemediğimiz lezzetlerden bir tanesi bu kızartma. Maalesef ama lezzetli şeyler de hep kızartılarak ve fırınlanarak olan şeyler oluyor. Biz çalıştığımız yerlerde de hep böyle bu şekilde kızartılan şeylerden yana oluyoruz. Çünkü daha lezzetli oluyor. Pratik, kolay, hemen evet. Hazır. Dolayısıyla bir de çok ev yemeği tarzında değil, biraz farklı. Niye? Bir an evvel hazırlanabiliyor ya da siz çorbadır, sulu yemektir sevmiyorsanız, sevmeyenler de çok. Hemen aperatif olsun, şöyle çabucak hazırlayayım, beni de doyursun isteyenler var. Onlara tam yakışır bu. Aynen öyle, aynen öyle. Bu arada duyduğum kadarıyla eşinize uzun yıllar boyu çalışmışsınız. Evet, aynı iş yerinde birlikte çalıştık. Ama iş yerinde eşle çalışmak biraz zor oluyor. Çünkü aynı saatte evden çıkıyorsunuz, aynı saatte eve geliyorsunuz. Sonuçta biz gelenek ve göreneklerine bağlı insanlarız. Hani eşler biraz daha önde olmuş oluyor. Onlara daha fazla zaman ayırmak istiyorsun ama aynı saatte eve girdiğin zaman otomatikman bir şeyler kısıtlanmış oluyor. Ama sağ olsun ben eşimden hiç öyle bir farklı bir şey görmedim. Hep anlayışla karşılamıştır, anlayışla davranmıştır. O şekilde şanslıyım yani. Dediğiniz gibi iki tarafta çalışıyorsa gerçekten anlayış ve birbirine bu şekilde yaklaşmak çok önemli. Çünkü çoğu insan artık çalışıyor. Evet. Ve kadınların çalışma hayatı hiçbir zaman son bulmuyor. Nasıl son bulmuyor? Evde de çalışıyor hanım. Maalesef öyle. Eve geldikten sonra evin işleri kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sadece bir devir teslim gibi bir süreç oluyor sanırım. Kesinlikle, kesinlikle. Orada da eşinizden yardım aldığınız zamanlar oluyor mudur efendim? Sağ olsun eşim yardımcı olur. O da hani eli yatkındır, beceriklidir. Mutfakta bana yardımcı olur. Çoğu zaman izinli günlerimiz aynı günde olduğu günlerde bazen der ben yapacağım bugün, ben yemek yapacağım, bendensiniz. O da şey pide yapar, ızgara türlerini güzel yapar. Öyle mi? Açıkçası benim de işime gelir. Eli yatkın mı? Eli yatkındır. Yemek olaylarına. Evet, eli yatkındır. Şanslılardansınız. Şanslılardanım. Aslında bir yerde de şanssızlık da oluyor biliyor musunuz? Çünkü eşim de benim restorancı olduğu için neyin nasıl olduğunu çok iyi biliyor. Kandırma şansınız yok. Aa, o tarafını düşünmemiş. Gerçekten kandırma şansınız hiç yok. Yok, kandırmıyoruz. Sadece arada itiraf edemediğimiz durumları birazcık gizlemiş olabiliriz. Benim işte o şansım kesinlikle yok. Çünkü o zaten doğrusunu sonuna kadar bildiği için ben o yöne hiç başvuramıyorum. Evet. Siz olun, eşinizi kandırmayın hanımlar. Sadece saklayabilirsiniz ufacık tefecik. Onlar problem değil. Ama kandırmak asla. Şimdi çorbamız yavaş yavaş bakıyorum. Oluyor. Yağımız biraz daha ısınması gerekiyor. Bu arada patlıcanlar normalde kızartırken çok yağ çeker diye düşünülür. Ama yağ iyi ısıtırsak, kızgın olursa yağımız normalden daha az yağ çeker. Buradaki olay yağın kızgınlık derecesi mi? Evet, yağın kızgınlık derecesi. Çok iyi kızdırmamız gerekiyor. O zaman ocağımıza çok iyi sahip çıkalım. Yağımızı çok güzel kızartalım. Şimdi bir tenceremiz de burada var. Maşallah ustamız bugün mutfağımızda bir şenlik havası estireceği için evet. Menümüz dolu dolu. Çok az malzeme ama çok fazla yemek var. Bakın sizin de evinizde, mutfağınızda, dolabınızda mutlaka bu malzemeler var. Ve hepsiyle çok fazla çeşit ortaya çıkarabilirsiniz. Ve çok kısa sürede. İşin püf noktası da bu. Bu patlıcanı alayım mı Filiz Hanım? Yanmasın. Yağ da çekmesin dediğiniz tamam. Gibi kızsın. Tamam. Buyurun şöyle bırakabilirsiniz. Burayı aldım. Tamam. Bunu da oraya bırakayım. Kaç yıldır bu meslek üzere çalışıyorum? 17 senedir bu işi yapıyorum. 17 sene bana çok şey öğretti. Hala da öğrenmeye devam ediyorum. Hala şu gün ben her şeyi biliyorum diyemiyorum. Çünkü mutfak her gün güncellenen bir yer. Her gün güncellenen bir yer olduğu için her gün yeni tarifler çıkıyor, her gün yeni yemekler çıkıyor, insanların damak tatları değişiyor. Damak tatları değiştiği için de otomatikman biz de kendimizi hep güncellemek durumunda kalıyoruz.
Bunun da bir modası mı var yani? Kesinlikle. Yemeğin de modası var. Kesinlikle öyle. Modası geçmeyen tek şey yemektir diye düşünürdük ama yemeğin de modası oluyormuş sevgili izleyicilerimiz. Kesinlikle. Bir tane yumurtamız vardı. Biz bunun içerisine biraz soda ekliyoruz. Hafif çırpıyoruz. Zeytinyağımızdan biraz zeytinyağı ekliyoruz. Ya da ayçiçek yağı fark etmiyor. Şöyle bir masa düzenlemesine gidelim o evet. zaman. Böreklerimizin üzerine. Normal açma, el açması yufka yaptığımız zaman biraz daha fazla yağ kullanıyoruz. Ama hazır yufka kullandığımız zaman yağ dikkatli kullanmamız gerekiyor. Çünkü yağ fazla emmiyor. Yağ fazla emmediği için de yaptığımız börek yağlı oluyor. Evet, yağ kullanımına dikkat. Hazır yufka kullanıyorsanız sevgili izleyicilerimiz. Bir püf noktası daha Filiz evet. Hanım'dan bu noktada geldi. Hazır yufka kullanırken bir de ben sodayı çok yakıştırıyorum. Soda çok güzel kabartıyor, böreği kıvamlandırıyor. Güzel oluyor yani. Bir de çıtır çıtır. Evet, çıtır çıtır dışı. Yapıyor. Aynen. Bolca gezdirdik. Bol gezdiriyoruz bunu. Şimdi bu çekene kadar, üstü kızarana kadar fırınımıza koyacağız. Ve pişireceğiz. Evet. Hazır yani. Bu hazır. Tamam. İstersek üzerine çörek otu, susam arzunuza bağlı. Ben çörek otu, susam çok şey yapmıyorum. Böyle sade olsun daha güzel. Sade olsun. Fırınımıza gönderiyoruz efendim. Hı-hı. Böreklerimiz hazır. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Yağımızı bir kontrol inşallah. Edelim. Evet. Şimdi patlıcanlarımıza geçiyoruz. Yağımız da yeterince ısınmış görünüyor. Patlıcanlarımıza hemen bakıyoruz. Evet, yağımız ısınmış. Patlıcanlarımızı hemen aldık, kızartıyoruz. Evet. Burada bunun içine alabiliriz Fatma Hanım. Ve sosumuz var. Sosumuz için bir tava mı istiyoruz? Hemen küçük getirin. Bir tava. Sosumuz için ben domateslerin kabuklarını soyup doğradım. Arzu ederseniz içerisine bir diş sarımsak koyabiliriz. Bu bizim arzumuza bağlı, sarımsak seviyorsanız. Ama patlıcanla sarımsağı ben çok yakıştırıyorum. Güzel oluyor. Birbirini tamamlayan lezzetler olduğunu düşünüyorum. Bunları da domatesleri tavaya atarken çok fazla yağ kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü patlıcan zaten yağlı olduğu için. Yağ koymuyorum. Tamam. Şimdi patlıcanlarımız yağını nasıl çekmez? İşte bu sorunun cevabı çok kızgın yağymış. Bunu öğrendik. Kızgın yağ patlıcanlarımızı koyduk. Tezgahımızın üzerindeki malzemelere şöyle bir baktınız mı? Bir hızla yavaş yavaş azalıyorlar değil mi? Kalkmaya ve azalmaya başladılar. Evet. Çorbamız neredeyse kaynamak üzere. Bir taşım kaynaması yeterli. Evet, bir taşım kaynaması yeterli. Hemen sarımsağımızı da doğradım oraya. Patlıcanlarımızın kızarmasını bekliyorum. Bu arada mücveremiz evimizde, mutfağımızda hepimizin fazladan kalan ürünlerimiz vardı. Bizde bir tane havuç vardı, bir tane kabak vardı, biraz dereotumuz vardı. Biz bunları rendeledik. Hepimizin kolayca yapabileceği şeyler. İçine ben bunun iki tane yumurta koyuyorum. Evet, iki tane yumurta. O kadar hızlı ki şu an üç tane yemeğimiz biraz hazır oldu sayabiliriz. Herkesin evinde genelde vardır. Çok az, fiske kadar karbonat koyuyorum. Hemen buradan kaşık verelim size. Evet, bir kaşık alabilirsen çok iyi olur. Un ekliyorum. Malzemeyi karıştırıyorum. Bu kadar basit, kolay. Mücver yapmak sevgili izleyicilerimiz hiç zaman almıyor diyebileceğiniz kadar kısa sürede oluyor. Evet. Sadece bir adet kabak, bir adet havuç ve bir tutam dereotu. Evet. Bu kadar basit. İhtiyacınız olan malzemeler bu kadar az. Ayrıca içerisine koyduk sadece 3 kaşık un. Evet. 2 adet yumurta. Evet. Herkesin evinde var. Genelde olacak şeyler yani. Yoğurtla mücver çok güzel, lezzetli oluyor. Yardımcı yemek olarak, aparatif, ara sıcak olarak
gayet lezzetli oluyor. Domatesimizi de şöyle bir güzel karıştıralım. Onlar da yavaş yavaş pişmeye başlasınlar. Bu arada domateslerimize hiç yağ koymuyoruz. Sadece bir adet sarımsak ilave ettik ve bıraktık. Çünkü patlıcanlarımızın yağ yeterince olmuş olacağı için o üzerinde birbirini tamamlayacak. Şimdi mücverimizin içi de tamam. Bunu da hazırladık. Evet, patlıcanlarımızın kızarmasını bekliyoruz. Yavaş yavaş kızarmaya başladılar. Evet, patlıcanlarımız kızarttıktan sonra hemen arkasından aynı yağımızın sıcaklığıyla mücverimizi de kızartacağız. Bu arada çorbamız kaynadı. Evet, çorbamız kaynadı. Çorbamızın içerisine ben bugün size kereviz salatası da yapacağım. Kereviz salatasının saplarını, ben bunun altını biraz kısabilir miyim? Tamam. Kereviz salatasının, kerevizin saplarını kullanmak istiyorum. Bu da çorbamıza değişik bir aroma veriyor, değişik bir lezzet katıyor. Hem de ziyan olmamış oluyor. Evet, kereviz saplarını bu çorbamıza değerlendirdik. Farklı lezzetler arayanlar için, değişiklikleri sevenler için bu çorba. Artı içerisine kırmızı kapya biber ve yeşil biber koyuyorum. Onlar da yine içinde birazcık kaynayacaklar. Evet. Ve havuç. Çorbaların vazgeçilmezi, lezzeti. Havucumuzu da ekliyorum. Dolu dolu bir tencere dolusu çorbamız oldu. Evet. Bu yaklaşık 10 kişi, hatta daha fazlası tüketebilir bu çorbayı. Evet. Şimdi benim böyle bir sorunum hep oluyor. Evde benim bu tencereden daha küçük bir tencerem var. Tencerede yemek yaparken böyle sanki evcilik oynarken yapılıyor yemek. Minik minik kaplarda. Öyle geliyor bana. Şimdi ben hep alışmışım büyük büyük tencerelerde, büyük büyük kaplarda yemek yapmaya. Evde yemek yaparken böyle çok garip geliyor bana. Şimdi koydukça siz de bu niye taşıyor ya? Gelmek üzere kaptan ayrıldı ayrılacak diye düşünüyorsunuz mutlaka. İşte bu aradaki denge bundan kayboluyor. Çünkü alışıklar. Bol bol kullanmaya, bol bol o ürünleri yani doldurmaya biz, tencerelere. Evet, bizim yaklaşık hani günlük biz 200-300 kişilik yemek yapıyoruz. Maşallah. Alakart sistemde çalıştığımız için alakart sistemde de yine yani 200-300 porsiyon yemek çıkıyor. Yani bana mesela bu çorba yine az görünüyor. Az görünüyor. Evet. Bu herhalde o tencerelerin yanında bir kase gibi bir şey. Tabii ki. Bir kasecik. Çok fazla yapmadık aslında. 10 kişilik ama bir kasecik çorbamız hazır. Bu arada patlıcanlarımız da gördüğünüz gibi yağ hiç çekmedi. Hala patlıcanlar olduğu yerinde duruyor. Yağ da yine olduğu yerinde duruyor. Sosumuz oldu yalnız. Evet. Şöyle bir karıştıralım. Bu arada sosumuzun altını kapatırken aklıma bir şey geldi. Siz dediniz ki mücvere bir de havuç koydum. Evet. Normalde arkadaşlar, diğer meslektaşlarım mücverin içerisine çok havuç koymayı tercih etmiyorlar. Ama ben renk sevdiğim için yani havuç içine bir de yakıştırıyorum. Farklı bir lezzet de oluyor. Havuç koyuyorum. Havuç seviyorum. Bu arada sosla ilgili bir şey söyleyeceğim. Sosun içerisine hani her şeyin bir püf noktası var ya. Benimkine de ben bunun içerisine bir tane küp şeker atıyorum. Küp şeker atıyorum. Evet, bir tane bunun içerisine küp şeker atıyorum. Bu arada sosumuz oldu. Sosumuzu kapatabiliriz. Patlıcanlarımızı aldıktan sonra üzerine gezdireceğiz. Bir tane küp şeker alabilirsem. Patlıcanın mi? Kıvamı nedir? Oldu mu? Patlıcanın kıvamı renkleri dönüp kızarmış bir hal alana kadar olması gerekiyor. Hemen hemen şu şekilde olana kadar biz biraz daha kızartmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Evet, bu arada çorbamız da devam ediyor. Ardından hangi yemeği yapacağız? Şu an 3 yemeğimiz hazır. Evet. Bu hazır demektir. Neredeyse sunuma geçecek. Hatta 4. Evet. Mücver sadece kızaracak. Evet. Ardından? Ardından yoğurtlu kereviz salatamız var. Ve köftemiz var. Köftemiz için ben 300 gram kıyma kullanacağım. Bir büyük baş soğanım var. Ve bir su bardağı ince bulgurum ve maydanozum var. Tuz, pul biber, karabiber. Bunlar zaten standart. Her evde, her köftede evet, bulunan... Bunların hepsini bir araya getireceğim. Malzemeleri birleştirip güzel bir köfte yapacağım. Sonra salçalı bir suda köftelerimi güzel yemek kıvamında pişireceğim. Bu da yine sulu bir yemek olacak. Evet, bu da yine sulu bir yemek olacak. Aynı zamanda içerisinde bulgur bulunan doyurucu ve lezzetli bir yemeğimiz hazır olacak. Sevgili izleyicilerimiz, öncelikle patlıcanlarımızı bir servis aşamasına alalım. Evet, patlıcanlarımız oldu gayet güzel. Evet.
şöyle. Şimdi normalitesinde bunu peçetenin üzerine alıp süzmeniz falan gerekiyor ama bizim patlıcanlarımız çok fazla yağ çekmediği için biz buna hiç ihtiyaç duymuyoruz. Başka bir tabak getireyim ben size. Evet. Evet, tabağımız hazır. Şimdi patlıcanlarımızı alıyoruz. Yine şöyle hafif hafif süzdürüyoruz. Evet. Bu sabah kahvaltılarında da çok tercih edilen bir yemek. Evet. Akşam sadece çay türü hazırlayacağım diyorsunuz ya hanımlar. Çok ağır yemekler yapmayı düşünmüyorum ama bir an evvel de olsun istiyorum diyorsanız yine bu yanına bir çayla muhteşem tüketilebilir. Evet. Ya da üzerine sarımsaklı yoğurt da dediğiniz gibi çok yakışır. Kısacık bir reklam arası verelim. Ardından köftemizi yapmaya başlayacağız efendim. Modanisa.com'un sunduğu Fatma Çakır'la Mutfakta Hayat devam edecek. Devam ediyor. Sevgili izleyicilerimiz tekrar hoş geldiniz efendim. Kısacık bir reklam arasının ardından kaldığımız yerden tüm hızıyla Filiz Hanım'la birlikte devam ediyoruz. Mücvere mi geçti? Evet. Zaman ona mı geldi diyorsunuz? Evet. Şimdi mücverimizi yapalım. Şimdi patlıcanlarımızı kısaltmış almıştık biz. Yağımızın soğumasını beklemiyoruz. Çünkü tat olarak birbirinin içine geçecek tatlar olmadığı için aynı ısınmış yağımızda mücverlerimizi kısaltmaya başlıyoruz. Gördüğümüz gibi yağımız çok güzel kızmış. Kaşıkla birer kaşık birer kaşık mücverleri bırakıyoruz. Evet, hemen kabarmaya başladılar. Evet. Çok az karbonat eklemiştik. Evet, çok az karbonat ekledik. Eser miktarda diyebilirim. Bir fiske, bir tık karbonat ekledik. Çorbamız hazır bu arada. Çorbamız da pişti. Hemen kızardılar. Evet, çünkü yağımız çok güzel ısınmıştı. Bir de çok güzel olunca hemen halloldu. Şöyle ben bilgileyi, onlarla bir ilgileneyim. Patlıcanlarımızı tamamlayalım mı bu arada evet. Filiz Hanım? Ne dersiniz? Evet, hemen patlıcanlarımızın da son halini göstereceğim. Sosumuz hazırlanmıştı. Patlıcanlarımızın üzerine sosumuzu alıyorum. Sosumuzun içerisinde bir diş sarımsak var ve çok az küp şeker var. Yine tuzunu ilave etmiştik. Bu arada bunların üzerine ben şöyle yeşil biber ve kapya biberlerden böyle sunum yapıyorum. Tek tek diziyorsunuz. Evet. Yine onlar da kızardı sevgili izleyicilerimiz. Aynı yağın içerisine koyduk ve patlıcanlarımızın ardından kapya biber ve çarliston biberlerimizi kızarttık. Böyle bir görsel yapıyoruz. Arzu edersek bunun üzerine biraz maydanoz serpebiliriz. İsteğimize göre, seviyorsak eğer. Pufur pufur oldu. Bu mücverlerimiz oldukça güzel. Piştiler, evet. Kabardılar. Çok da güzel görünüyorlar bence. Sarımsaklı bir yoğurt çok da yakışır. Evet, şöyle maydanozla serpiyoruz üzerine biraz. Evet, soslu patlıcanımız tamam. Şimdi dilerseniz köftemize geçelim. Evet. Köftemiz için 300 gram dana kuzu karışık kıymamız var. Kıymamızı böyle bir bol kaseye alıyoruz. Büyük bir baş doğranmış ya da rendelenmiş soğanımız var. Biz bunun yarısını alıyoruz. Kıymamızla buluşturduk. Evet. İçine biraz maydanoz ekliyoruz. Yine ince çekilmiş köftelik bulgurumuz var. Çoğu yerlerde buna çiğ köftelik bulgur da deniliyor, sinit de deniliyor, sıfır da deniliyor.
ama bizim marketlerde çoğu yer düğürcük bile deniliyor. Düğürcük. Evet. Düğürcük deniliyor mu? Evet. Bizim Konya yöresinde düğürcük denilir. Biz bunu kendimiz de yapardık. Bu arada ben, Konyalıyız. Evet, Konyalıyım. Tarladan kalkmış bulgurun, buğdayın kaynatılır. Sonra kaynadıktan sonra onlar kurutulur. Kurutulduktan sonra bayağı bir meşakkatlidir. Kurutulduktan sonra tekrardan tek tek böyle seçilir, içinde taş ya da herhangi bir şey var mı diye. Sonra değirmenlere gönderilir, öğütülür. Öğütüldükten sonra tekrardan ayrılır. Düğürcük ve bulgur olmak üzere. İncesi, evet, kalını ayrılır. Bu da yani meşakkatli bir iştir. Çok zormuş. Eskiden, evet, hayatı gerçekten çok ama çok zormuş. Şimdi kolaylık zamanını yaşıyoruz. Biz, her şey bizim elimize hazır geliyor. Dediğiniz gibi her şey var. Evet. Sadece bizim biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Neden? Biraz pul biber koyuyorum ben yine. Tuzumu ekliyorum. Yine bir miktar nane koyuyorum. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada yumurtamızı kullanmıştık. Bir tane ister misiniz? Evet, bir getirelim tane yumurta. Tamam. Hemen buraya alayım. Biz unumuzu da kaldırdık galiba. Unumuzu da alayım birazcık. Un da mı istiyoruz? Tamam. Hı-hı. Şöyle bir adet yumurtamızı ekledik. Evet. Yoğurduğumuz harcımıza. Bir çorba kaşığı yeterli olur mu? Yeterlidir. Şöyle alayım. Evet. Fatma Hanımcığım, isterseniz biraz daha alayım ben. Kıymamız 300 gramdı. Tam kessin onu. Şöyle getiriyorum. Evet. Sanırım yeterli. Şimdi yeterlidir. Şimdi bunun yoğurma işlemini yapıp bırakacağım. Bu birazcık dinlenecek. Bu dinlenirken de ben onun bol sulusunu yapacağım. Sosunu hazırlayacağız. Evet. Salçayla güzel bir sos kaynatacağız. İçerisine en son... Evet, köfteleri bırakacağız. Köfteler pişerken de yine kereviz salatamıza devam ederiz. Evet. Köftemizi yoğurduk. Kısırlık bulgur kullandık. Şimdiki gençler ne bilir eskiden kullanılan kelimeleri maalesef unuttuk. Geçmişimize sahip çıkmıyoruz. İnsan önce kendi memleketinin yemeklerine sahip çıkmalı. Bakın, bugün Konya'dan da bir isim öğrenmiş olduk. Tekrar söyleyelim, neydi ismi? Düğürcük. Düğürcük. Düğürcük köftemizi yoğurduk efendim. Düğürcüklü köftemizi kenara bırakıyoruz. Evet. Bunu böyle bir kenara alıyoruz şimdi. Ben şu elimi yıkayayım. Şöyle bir masamızın üzerini temizleyelim. Ustam, peçete ister misin? Evet, lütfen. Teşekkür, buyurun, ederim. Düğürcüklü köftemizi hazırlama aşamasını bitirdik. Şimdi tenceremizi alacağız. Evet. Sosumuzu hazırlayacağız. Çorbamız tamam. İçerisinde kereviz sapları var. Bununla birlikte bir adet kapya biber, bir adet şarlıston biber. Yine çok az havuç kullandık. Evet. Biz ve rengarenk, lezzetine doyum olmayan bir fiske un attığımız çorbamız hazır. Evet. Servis aşamasına geçeceğiz. Evet, geçti. Adeta renk cümbüşü bakarsanız, turuncular, kırmızılar, yeşiller. Hepsi bir arada, hepsi, evet, buluştu. Şimdi sosumuzu yapıyoruz. Evet. Açtık ocağımızı. Biraz ben ayçiçek yağı ekliyorum. Yine bir tane salça. Salçamızdan önce soğanımızı alıyorum. Bir tane büyükbaş soğanımızın yarısını köftenin içerisinde kullandım. Yarısını da şimdi sosun için kullanacağım. Ocağım açık bu arada. Evet. Şuradan bir kaşık yardımıyla. Soğan, salçadan güzel bir sos hazırlıyoruz. Bu da yine sulu yemek seviyorum, vazgeçemiyorum diyenler için çok lezzetli bir çorba. Hem de ana yemek olarak da tüketebilirsiniz. Gerçekten ikisinin de yerini dolduruyor bu yemek. Evet.
Şu an yaptığımız işlem zaten yağ, soğan ve salça bütün yemeklerin anası. Evet. Bütün yemeklerin tabanı yani. Hiç ben yemek yapmıyorum, yemek yapmayı bilmiyorum diyenlere ben sadece diyorum ki tencereye yağ koyun, sonra arkasından soğanları atın, üzerine salça koyun. Üzerine ne koyarsanız yemek olur. Evet, bu kadar kolay. Yemek yapmak zor bir iş değil. Tabii ki kendinizden katacağınız, yenilikler ekleyeceğiniz, bu yemek yapmayı sanata dönüştüreceğiniz pek çok durum yine sizin elinizde. Ama yemek yapmanın ana tabanı neymiş? Yağ, soğan, salça, su ya da un. Yavaş evet. yavaş bunlar üzerine ekleniyor. Ama ilk baş üçlümüz bu. Yağ, soğan, salça. Evet, üzerine ne koyarsak yemek oluyor. Patates doğrayıp koyuyorsak yemek, fasulye koyuyorsak yemek, kuru fasulye koyuyorsak yemek, ıspanak koyuyorsak yemek. Yani bütün yemeklerin temeli bu. Evet, temeli attık inşallah. Direklerimizi dikeceğiz. Evet. İnşaatımız son haline gelecek sevgili izleyicilerimiz. Biz de temeli bu şekilde attık. Ve çorbamızın sonuna geçmek istiyorum ben müsaadenizle. Evet, lütfen. Size zahmet olacak ama bu keyifli anı size bırakıyorum. Ben şimdi köfteleri yuvarlamaya geçeceğim. Yağımızı ve salçamızı güzelce kavurdum ben. Buraya suyumu ekliyorum. Bu çorba aynı zamanda müthiş vitaminli bir çorba oldu. Ayrıca çorbanın içerisinde şu anda sıfır yağ var. Arzu edersek bunun üzerine nane, pul biber, yağ yakıp koyarız ama ben çok tercih etmiyorum. Çünkü bunu soğuk tükettiğimiz zaman, yağ olduğu zaman biraz daha ağırlaştırıyor. Soğuk tüketildiği zaman daha güzel lezzet veriyor. Böyle yağsız daha lezzetli. Evet, sadece bir tutam nane ekledim. Soğuk olunca ferahlık hissi versin diye. Evet. Onun dışında hiçbir şey eklemiyoruz. Hepsi bu kadar ve bu şekilde çorbamızı tamamladık. Evet, ben köfteleri yuvarlamaya geçiyorum hemen. Sosumuzun da kapağını bir süre kapatalım. Evet. Kaynamayı beklesin. Bu arada ben bir fırına gidip gelmek istiyorum ustam. Bir bakalım böreğimiz vardı. Fırında ne durumda? Ne evet. yapıyor? Kızarmış mı? Sinirlenmiş mi? Mutlu mu? Değil mi? Bir görelim. Hal hatır soralım. Ben köftelerimizden... Küçük. Böreğimizden haber var. Evet. Birazcık kızarmış ama hala zamana pişmek ihtiyacı istiyor. Var. Evet. Tamam. Biraz daha pişmek istiyor. Şimdi nasıl yapalım? Ben de yardımcı olayım. Maşallah. Ben köftelerimden böyle küçük parçalar kopartıyorum. Bu parçalardan böyle toplar yapıyorum. Kaç tanesini bir anda yapıyorsunuz? Biraz büyük olursa 3 tane yapıyorum. Biraz daha küçük olursa 4-5 gibi yapıyorum. Maşallah bir avuçta hemen 4-5 tane. Biz normalde bunun başına oturur en az 2 saatimizi harcarız. Bir tane bir tane yapıp uzun bir zaman, hatta iki de komşu buluruz yanımıza, bir de sohbet ekleriz ona. O bayağı bir gider. Şimdi ustamız ben işi kolay kıldı. Ben size şöyle kıldı. Yapayım. Siz burada galiba kolay kolay bir kısmı alın. Noktası daha var. Elimizi ıslatıyoruz. Evet. Bakın geri yapıştı. Demek ki neymiş? Elimizi ıslatacağız. Ben yine bir tane yapayım ustam. Henüz o kadar ilerleyemedik. Biz bu nasıl kadar yol alabildik. Nasıl arzu ederseniz. Şöyle yuvarlıyoruz. Sarımsak yakışır mıydı bunun sosuna? Sarımsak çok ben tercih etmiyorum. İçerisinde zaten yoğun bir şekilde soğan var. Hem sosuna koyduk hem içine koyduk. Evet. Zaten içinde baharatlar var. Kimyon, karabiber koyduk, pul biber koyduk. Hı hı. Çok fazla ağırlaştırmak taraftarı değilim açıkçası. Bu arada bir Konyalı olarak Konya'nın da etli ekmeği çok meşhur. Bu konuda da bilgi ve becerimiz biliyorum ki sonsuzdur. Bir gün onu da deneyelim mi? Ne evet, dersiniz? Evet. Aslında bizim Konya yöresinin hani hep etli ekmek olarak geçer ama aslında bizim çok farklı tatlarımız da vardır. Mesela kayısılı vardır. Kuru kayısıdan yapılan etli bir yemektir. Çok bilindik bir yemek değildir ama çok lezzetlidir. Kuru kayısıdan ama yemek. Evet. Değişik. Evet. Kayısılı deriz biz ona.
O çok lezzetlidir, çok güzeldir. Tavsiye ederim, bir gün onu da yapalım. İnşallah. Neden olmasın? Mutlaka paylaşalım. Çünkü dediğimiz gibi kültürümüzü oluşturan en büyük etkenlerden bir tanesi de yemeklerimiz. Biz evet. yemeklerimizi unutturmayacağız. Onları da paylaşmaya devam edeceğiz. Evet. Ben şöyle yapayım size yine. Şöyle dizdik köftelerimiz. Yavaş yavaş sıraya girdiler. Oldukça da güzel görünüyorlar. Bizim orada bir de gözleme tarzı sıkma börek denilir bizim orada. Kendimizin özel opruklarda yetiştirilen peynirlerimiz olur. Bir de buradaki özel adıyla değil mi artık? Roquefort peyniri deniliyor ya burada. Evet. Bizim orada Roquefort değildir mesela. O küflü peynirdir. Yeşil bir görüntüsü vardır ve lezzeti çok güzeldir. O peynirle yapılan bizim gözlemelerimiz vardır. Böreklerimiz vardır. Bizim hani denildiği gibi hep etli ekmek olarak geçiyor ama bilinmeyen tatlarımız da var. Evet, herkesin en çok bildiği nedir diye sorsam direkt etli ekmek evet. diye cevabını alırız sevgili izleyicilerimizden. Konya deyince aklınıza ne geliyor sorusunda ilk başta kesinlikle etli ekmek yerini alır. Bu arada Konya deyince benim aklıma o güzelim yolları geliyor. Gerçekten evet. Konya'nın o kadar güzel yolları var ki sevgili izleyicilerimiz, gece uykudayken dahi geçtiğimde hissediyorum. Yani o yolun rahatlığını hissediyorum. Şimdi bütün yollar güzel ama yine de Konya'ya geldiğinde evet, hissediyorsunuz. Evet, düz ova, yeşillik, havası, suyu. Bir de o manevi havadan mıdır nedir? Gerçekten bir huzur kaplıyor içinizi ve o Konya'nın ana caddelerinden dahi geçmek insanın içini rahatlatıyor. Ben tavsiye ederim gidip görmeyenler için. Gittim, yerinde gördüm. Çok güzel. Bu arada gitmişken mutlaka Mevlana Hazretleri'ni de ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bununla beraber Mevlana şekeri de getirsinler değil mi? Evet. Mutlaka oradan alışveriş yapmayı da unutmayın. Mevlana şekeri getirmezseniz konu komşu herkes size küser. Ben her gittiğimde getiriyorum. Yani şey... Bilmiyor ya komşularım, arkadaşım, bu ne ya diyorlar, taş gibi. Oysa ki yumuşacık. Evet. İlk başta öyle görseli taş... o şekilde göründüğü için onlara hani o izlenimi yaratıyor. Taş gibi görünüyor. Ama öyle değil, yumuşacık bir tada sahip ve oldukça meşhur, yine Konya'nın meşhurlarından bir tanesi evet. de yine Akide şekeri, Mevlana şekeri diğer adıyla, onu da getirmenizi tavsiye ediyoruz. Sanırım bu çok arada az hızlı kaldı. Bir şekilde büyük bir başarı değil mi Fatma Hanımcığım? İşte sohbeti de katınca araya, dedim ya, her şey hızla ilerliyor. Araya birazcık da sohbeti katın ve işi hızlandırın efendim. Bununla konu komşu hiç kimse yoksa çocuklarınızı alın yanına ve bu yemeği beraber evet, yapın. Evet, ben çocuklarım küçükken onlara oyun gibi gelirdi. Onlarla birlikte yapardım. Bu tür yemek. Evet. Şimdi büyüdüler sanırım. Büyüdüler artık, yani şey, mutfağın önünden geçmiyorlar. Maalesef. Maalesef öyle oluyor. Şimdi anne de başarılı, mutfak konusunda maşallahı var. Baba da başarılı. Bence onlar biraz bundan faydalanıyorlardır. Evet, evet. Bu doğru yani. Ne de olsa yapacak birileri var. Onlar için bu geçerli. Dolayısıyla çok da bir şey dememek lazım. Evet. Şöyle son birkaç tanesi kaldı. Evet, finale yaklaşıyoruz. Evet, son hızla. Bitirdik. Firiz evet. Hanım. Son dokunuşumuz. Ellerinize sağlık. Ellerimize sağlık. Köftelerimiz hazır. Bir hızla yaptık sevgili izleyicilerimiz. Şöyle bir tabak dolusu köftemiz. Sosumuz da bu arada kaynamış. Evet, artık ekleyebilir miyiz? Evet, şimdi zamanı geldi. Lezzetleri buluşturuyoruz. Biraz böyle dipten dipten yaparsak üstümüze de sıçramaz, ocağımıza da sıçramaz. Yavaş yavaş tenceredeki yerini alıyor köftelerimiz. Çok da hızlı pişecekler. Şöyle bir taşım, birkaç taşım. Birkaç olsun mu? Olsun. Olsun değil mi? Olsun. Birkaç taşım kaynatalım biz onu. İnşallah daha güzel bir şekilde pişsin. Hemen... Onları kaynamaya bırakıyoruz. Evet, rengi hemen değişiyor zaten. Bunu kaynamaya bırakıyoruz biz. Bıraktım. Hemen hızlı bir şekilde kereviz salatamıza geçiyoruz. Kereviz salatamızın içerisine ben kerevizimizi hemen alıyorum. Burada çok güzel bir kerevizimiz var.
Bu kerevizimizin saplarını ben daha sonra başka şekillerde kullanmak için bu şekilde bırakıyorum. Kerevizimizi soyuyorum. Bu arada böreğimiz tamam. Şöyle getirelim. Fırından yeni çıkmış, çıtır çıtır. Böreğimiz hazır. Bence çok güzel görünüyor. Bu şekilde de masanın ortasına koyabilirsiniz. Tabii tek tek servis tabağına da alabiliriz. Şu an çok sıcak. Biraz daha dinlenmesi gerekiyor. Evet. Ben hemen kerevizlerimizi soydum. Rendelemeye başlıyorum. Burada yoğurdumuzu alabiliriz. Yoğurdumuzu ekliyoruz hemen. Tamam. Normalde bu işlemi rondodan da yapabilirsiniz. Biz şimdi rendeliyoruz. Rendelediğimiz zaman daha tane tane duruyor. Rondodan geçirdiğimiz zaman daha top top duruyor. Ağız tadımıza göre nasıl seviyorsak. Şöyle bir kase dolusu yoğurt evet. Hazırladım. İşimizi görür mü? Evet, işimizi görür. Ben şurada hemen şu kabukları alayım. Kereviz bilindiği üzere hızlı bir şekilde kararır. Onun için ben hemen yoğurdunu döküyorum. Kaşığımız burada. Evet. Tekrar tekrar rendeleyip karıştırmayı tercih ediyorum. Karıştırayım ki... mı? Evet, bu lütfen. Taraftan? Hemen kararıyor bakın. Çok evet. Çabuk. Yoğurtla buluşturduğumuz zaman işte onu durduruyoruz. Evet, şöyle bir güzel karıştırıyorum. Çok güzel kokuyor bu arada. Kereviz kokusunu sevmiyorlar ama ben bayılıyorum. Çok güzel kokuyor. Son derece karaciğere faydalı bir şey. Nimet besinlerden diyebilirim. Evet, şöyle karıştırdık. Bu arada bizim köftelerimiz çok güzel kaynamaya başladılar. Çok fazla karıştırmayayım. Evet. Dağılmasınlar. Üzülmesinler. Evet. Birbirlerine tutunsunlar. Bu şekilde daha mutlu, daha huzurlu bir hayat sürecekler. Dolayısıyla biz onları dağıtmayalım. Yıkmak çok kolaydı. Bir araya getirmek değil zor. Mi? Gönül yıkmak çok kolay. Ama işte bazılarımız nasıl denir? Bilmiyoruz. Bilmeden de kalp kırıyoruz. Bu salata yeterli olur mu? Evet. Ben bu elimdeki son parçayı da yapacağım. Ve bu şekilde tamamlayacağız. Kaldırıyorum evet, burayı. Evet. Burada hemen onun için de bir servis tabağı getireyim mi? Evet, hemen lütfen. Rendelediğimiz kerevizlere yoğurdumuzu da ekledik. Bunun içerisine ben tuz koymayı çok istemiyorum. Çünkü tuz sulandırıyor. Arzuya göre isteyen tabağında tuz ekleyebilir. Ben bu şekilde sunum yapıyorum. Ve üzerine ceviz gezdirince çok farklı bir lezzet oluşuyor. Ben üzerine ceviz gezdiriyorum. Bir parça maydanoz koyuyorum. Ve böylelikle menümüzü tamamlamış oluyoruz. Tabak seçmeye devam ediyorum. Neden? Artık köftemiz de hazır. Evet. Köftemizin de servisini yapalım istiyorum. Evet, köftelerimiz de olmuş. Gayet güzel görünüyorlar. Tabağımızı alalım mı artık? Evet. Ne dersiniz? Evet. Buyurun. Maşallah, maşallah diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum hakikaten. Yani ustam, kaç çeşit yemek? Şöyle bir bakın. Bir sayın.
Öncelikle biraz tereddütümüz olmuştu. Olur mu, olmaz mı? Çok mu oldu, az mı oldu, yetiştirir miyiz diye ama oldu. Maşallah. Maşallah. Hepsi oldu el birliğiyle. Sizin de yardımlarınızla, ellerinize sağlık. Ne demek? Estağfurullah. Bu kadar hızlı bir şefimiz olur da biz bunları başaramaz mıyız? Ne demek? Şefim buyurun. Evet, üzerine şöyle hafif maydanoz koyuyorum. Olay bitmiştir. Olay bitmiştir. 2, 4, 6 çeşit. Gerçekten bu bir başarı. Bu kadar kısa sürede 6 çeşit yemekle sofrayı donatmak gerçekten bence müthiş bir başarı. Çünkü çok kısa bir sürede yaptığınız hepsini gerek fırınladınız, gerek kızarttınız, gerek sulu bir yemek halinde sundunuz. Evet. Hepsi de var. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık hocam. İnşallah yine bekliyoruz Filiz İnşallah. Hanım. Değerli izleyicilerimiz, biz bugün Filiz ustamızla birlikte soframızı donattık. Gerçekten donattık. Çünkü elimizde olan malzemelerle dedik ki şöyle bir dolabımızı açalım, bakalım ne var ne yok. Bunlarla ortaya neler çıkarabiliriz? Gerçekten siz de evinizde bulunan malzemelerle işte bu kadar çok çeşit hazırlayabilirsiniz. Biz bugün bunu başardık. Sizin de başaracağınızdan eminiz. Filiz Hanım'a tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İnşallah hafta içi her gün Akit TV ekranlarında sizlerle buluşmayı umut ediyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Modanisa.com Fatma Çakır'la mutfakta hayatı sundu.